Nerede Nasıl adlı YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Tabi aynı şekilde Bilginin Kaynağı adlı YouTube kanalından da her ikisi bizim kanalımız. Her ikisine abone olarak destek olmayı unutmayın lütfen. Bugünkü videomuzda sizlere ne yapacağız arkadaşlar? Disk hızlandırmayı göstereceğiz. Bu arada şunu arka plandan kaldırayım. Disk hızlandırma nedir arkadaşlar? Bilgisayarınızda bakın bu kırmızılar burada olmaması gereken dosyalar. Yani parçalanmış, bölünmüş dosyalardır. Bu parçalanmış dosy dosyaları... Kapattığınız zaman, birleştirdiğiniz zaman her şey böyle yemyeşil olacak. Ve bu sayede ne olacak? Bilgisayarınızın performansı daha hızlı olacak. Bir resmi açtığınız zaman daha çabuk açılacak. Bir videoyu açtığınız zaman daha çabuk açılacak. Bir işlem yaptığınız zaman bilgisayarınız o işlemi daha çabuk yapacak kısacası. Biz size bugün Windows 7, 8, 10'da bunu nasıl yaparsınız? Yani kısacası Windows'larda onu göstereceğiz. Dilerseniz gelin başlayalım. Bunu yaparken dışarıdan bir uygulamada kullanacağız bir de Windows'un kendi uygulamasını da kullanacağız arkadaşlar. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Şimdi Windows 7 kullanan arkadaşlar buradan arama yerine geldiği zaman disk birleştirme yazınca burada tek bir tane uygulama çıkacaktır ama Windows 8 ve 10'da bu yok maalesef. Bunu nasıl yapıyoruz Windows 8 ve 10'da? Windows 7'deki arkadaşlar da aynı adımı yapabilirler. Şimdi buradan bilgisayarıma girin veya herhangi bir dosya gezginine. Daha sonra burada C'de hiç fark etmez. Sağ tıklayın. Özelliklere girin. Özelliklere girdikten sonra araçlar. Daha sonra en iyi duruma getir en iyi duruma getirseyi zaten açıktı burada. En iyi duruma getirdiğince arkadaşlar şöyle bir sayfa açılacak. Şimdi böyle bir sayfada sabit disk yazan sürücülerinizi çözümlemeye başlayabilirsiniz. Tümünü veya tek tek. Şimdi diyelim ki burada katı disk yazıyor. Katı disk yazanlara karışmayın. Zaten isteseniz de karışamazsınız. İlerleyen zamanda belki değişir sistem ama ona karışmayın. Siz sabit disk yazan sürücülerinize tıkladınız mı? Ondan sonra çözümlemeye basacaksınız. Bu gördüğünüz gibi burada %5 parçalanmış diyor. Yani görselini göstereyim. Şu şekilde gereksiz dosyalar, boşluklar falan olmuş diyor. Bunu kapattıktan sonra çözümle dedikten sonra en iyi duruma getir sekmesine basacaksınız. Ondan sonra bilgisayarınız kendini toparlayacaktır. Bunu ayda 1-2 defa yapın. Muhakkak bilgisayarınızın performansı daha hızlı olacaktır. Bu işlem Uzun sürebiliyor. Bir saate kadar çıkabilir. Yani bilgisayarınızın dosyalarının bozulma oranına göre veya daha kısa da sürebilir. O yüzden bu adımı geçiyorum. Peki dışarıdan bir uygulamayla nasıl yapacaksınız? Ben Wisecare 365'i kullanıyorum. Şimdi onu deneyeceğim. Uygulamayı kurup indirdikten sonra burada sistem iyileştirici var arkadaşlar. Buraya giriyorsunuz. Daha sonra burada sol tarafta disk birleştirme yazıyor. Disk birleştirmeden sonra ister üçünü birden seçin isterseniz tek tek seçin. Analiz et'e başlayacaksınız analiz et o zaten burada size neyin ne olduğunu aşağıda açıklıyor Ve gösteriyor burada görselinde gördüğünüz gibi Bittikten sonra burada ok işareti var aşağı doğru ona tıklıyorsunuz Tam iyileştirme veya birleştir diyeceksiniz tam iyileştirmeye bastığınız zaman Kendisi halledecektir dediğim gibi bazen uzun sürebiliyor ona dikkat edin İşlem bittikten sonra bilgisayarınız kapansın istiyorsanız bu sekmeye basacaksınız Ve her şey olacak bu uygulamayı nasıl indirirsiniz? Her iki kanalımda da videolar var arkadaşlar. O yüzden sadece videoları izlemeniz yeterli olacaktır. Kafanıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazın bizler de size yardımcı olalım. Sağlıcakla kalın.